Merhaba saygıdeğer anne babalar. Geçtiğimiz günlerde okul öncesi ve ilk kurumları yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapıldı. Bunlardan sizleri ilgilendiren, bilmeniz gereken bazı hususlar var. Bunları kısaca dile getireyim. Ee, önemli değişikliklerden bir tanesi okul öncesi eğitim kurumlarında veliler tarafından aidat denilen okula katkı payının yeniden getirilmesi. Geçen yıl bu kaldırılmıştı. Artık bu öğretim yılında yeniden ana sınıfına veya anaokullarına çocuğu devam eden veliler aylık belirlenen eğitime katkı payını yani aidatı yatırmak zorundalar. Bir diğer değişiklik, bunu çok önemli görüyorum. Eskiden şubeler okul müdürü tarafından dağıtılır belirlenirdi. Fakat şimdi e-okul sistemi tarafından kura yöntemiyle otomatik olarak şubeler oluşturulacak. Yani veli benim çocuğumu şu şubeye kaydedin diyemeyecek, buna okul müdahale edemeyecek. E-okul sistemi kendisi otomatik şubeleri oluşturacak. Bu tabi. Aynı zamanda öğretmenler için de geçerli bu uygulama. Bir öğretmenin hangi şubelerde ders okutacağına ilişkin okul yönetimi değil ve de okul sistemi e, belirleme yapacak. Yani e, velilerin benim çocuğumun dersine şu öğretmen girsin ya da benim bir insafakayet etmiş olduğum çocuğu şu öğretmen okutsun deme gibi bir durumlar söz konusu olmayacak. Her şey sistem tarafından belirlenmiş olacak. Bunun dışında önemli değişikliklerden yine velileri ilgilendiren ustalardan bir tanesi disiplin meselesi. Eskiden okul ortamındaki öğrencilerin, işte çalışanların, öğretmenlerin vesaire görüntülerini çekip sosyal medya aracılığıyla paylaşan çocuklara ceza veriliyordu. Fakat bu ceza artırıldı. Böyle bir durumda eğer uygun olmayan görüntüler paylaşılmış ise okul değiştirme yaptırımı uygulanacak artık. Yani çocuğun okulunun değiştirilmesi gerekecek. O yüzden çocuklarımıza bu konuda da telkinde bu yerde bulmanız faydalıdır. Bunun dışında ayrıca ee, yine e, okul geçme sisteminde sınıfımızın e, sınıf e, geçme sisteminde farklılıklar var. Daha önce 45 notu olan çocuk bir dersten geçebiliyordu. Türkçeden e, bu 70'e çıkarıldı. Diğer derslerden 50'ye çıkarıldı. E, bu uygulama yani Türkçe dersinden 70, diğer derslerden en az 50 alma aynı zamanda takdir teşekkür belgeleri içinde uygulanacak. Orada da geçerli. Bunun dışında e, mevsimlik işçilerin çocuklarını e, diyecekleri yerdeki okullara bildirmesi gerektiği, işte devam sıklığı ilgili vesaire küçük değişiklikler var. İşte teneffüs sürelerinin bir tanesinin 20 dakika olması gibi. Ama bunlar çok önemli şeyler değil. Eğitim sistemi çok etkileyecek şeyler değil. Velilerin bilmesi gereken hususlar bence bunlar. Bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Hepinize ve tüm çocuklarımıza güzel bir eğitim öğretim yılı diyorum. Sağlıcakla kalın.